felç kalabilir dedi, duydum. Hayır. Doktorun söylediği o anlama gelmiyor. Yusuf. Bir daha yürüyemezsem Yusuf'a ne olacak? Öyle bir şey olmayacak. Doktor sadece olabilecek en kötü ihtimali söyledi. Yusuf'a koşamazsam, okula götüremezsem, alamazsam, ona verdiğim hiçbir sözü tutamazsam. Sana sadece yük olacağım bundan sonra. Sakın. Umutsuzluğa kapılmak yok. Ben hep yanında olacağım senin. Doktorun söylediği en kötü ihtimal gerçek bile olsa seni bir an bile bırakmayacağım. Anladın mı? Sana böyle bir hayat yaşatmaya hakkım yok benim. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kör de olsan, sağır da, bir daha ömrüm boyunca yürüyemeyecek bile olsan, seni bir an bile yalnız bırakmayacağım. Anladın mı? Ben hep burada, yanı başında olacağım. Ne yapıyorsun? Kendini bırakmana izin vermeyeceğim. Bırak. Ne yapıyorsun? Buraya kadar teyze bozumlusu. Yaman seni bu kötürüm halinle... Dur. Bırak, ne olur. Bırak, nereye gidiyoruz? Ne olur bırak, nereye gidiyoruz? Bir şey söyle. Yamancığım, ne oluyor? Kötü bir şey yok değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Ya, ne olur bir şey söyle, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir şey söylemeyecek misin? Kemerini bağla. İşte böyle kirpi. Milletin karşısında istim gürledim ama hava civa hepsi yani. Ne yapsam olmuyor. Temizlediğim kirleniyor. Ütülediğim buruşuyor. Yıkadığım bir daha giyilmiyor. Hele o yemek. Hele o yemek. Yani 40 yıllık kıtlıktan çıkan adamı önüne koysan dönüp bakmaz. O kadar kötü yani. Sen bir çözüm buldum diyordun. Ne o? Sıkıntı yok abiciğim. Sen yapamıyorsan bir bilene yaptıracağız. En çok zorlandığın ev işi ne senin? Hepsi. Hepsini ilala ettim ya. Hele o ütü. Dert oysa... çözüm de bu abiciğim. Bu ne lan? Sihirbaz kuru temizleme.
Eve teslim, yıkama, ütüleme hizmeti. Artık inatçı lekelere savaşa son. Yani şimdi ütü işi... Aynen öyle abicim. Ütü de çamaşır da tamamdır. Sen bavula kirlileri koyacaksın. Ütülenmiş ve temiz bir şekilde geri çıkaracaksın. Başka neye ihtiyaç var? Yemek. He, yemek, yemek. Elinin lezzeti mi yok? Yaptığın makarna bile yenmiyor mu? Hiç problem değil abicim. Hatice ananın ev yemekleri. Sen siparişi ver, Hatice ana yapsın. Bütün övgüler de sana kalsın. Allah be! Tamam, geriye bir tek temizlik kalıyor. Evi her yeri temizlemek lazım. Yoksa var ya sultan hala. Dert oysa çözüm de bu abi. Dip köşe temizlik şirketi. Tam sana göre. Bazen var ya emniyette çalışan ajansın falan diye düşünmüyor değilim ha. Çok pis zekan var ha. Çok pis. Neyse abicim ben gideyim temizlikçileri alayım. Sen de git bunlardan randevu al. Son dönüşte ben onları doğrarım, tamam mı? Çay çok güzel olmuş. Hatırladın mı orayı? Sen öğrettin bana burada yıldızlara bakmayı. Farkında değilsin belki ama... gözleri görmeyen bir adamın gözleri oldun sen. Kulağım hep kavga seslerine alışıktı. Senden sonra... başka şeyler de duymaya başladım. En önemlisi, tepeden tırnağa felçtim ben. Sen beni bulduğunda bir buzdağından farksızdım. Sonra sen geldin. Korkmadın karanlığıma çarpmaktan. En duymadığım anlarda bile fısıldamaktan vazgeçmedin. Senin sesin... senin sakin, şefkatli ama hep kararlı sesin bütün gürültünün ortasında büyüdü. Her yerime sızdı benim. Sonra fark ettim. Sana doğru yürümediğimde hissederek tek bir adım bile atmamışım ben. Bu ayaklar hiç yürümemiş aslında. Sana dokunmayan bu eller hiçbir şey hissetmemiş. Sen her şeyimi değiştirdin. Sen değiştirdin beni. Neye baksan, nasıl baksan onu görürsün. Seçeceksin. Ya çukura dibe...
Ya da göğe ve yıldızlara. Nereye bakarsan bak, birlikte bakacağız. Ben hep yanında olacağım senin. Bunu hiç unutma. Nerede kaldın kirpi ya? Temizlikçileri getirdim abicim. Sultan Hala fark etmeden aç kapıyı hemen. İbra? Biri mi geldi Tosun oğlu? Yok, çöpleri attım da hala. Ha, iyi etmişsin, aferin. Hala sen niye çıktın ki odandan? Hani dinleniyordun? Dizim başlayacak birazdan, onu seyredeceğim. Dizi nereden çıktı şimdi ya? Sultan Hala, Sultan Hala. Ben temizlik yapacağım da şimdi etraf deterjan meterjan kokacak. Allah muhafaza, tıkanırsın. Sen git dinlen istersen odana da, ha? Ne dersin? Yok, dokunmuyor bana onlar. Sen yap temizliğini. Ben köşemde otururum. Oğlum çekilsene şöyle. Temizlikçileri daha fazla bekletemiyorum abicim. Aç artık şu kapıyı. Ya benim gözüm niye seçmiyor bunu? E tabii gözlük takmamışım. Benim camları gördün mü İbrahim? Camları? He. Bu yaktan buradaydı. Nereye gitti bunlar? Allah Allah. Nerede ki acaba? Ya Sultan Hala. Sen onu odada unutmuş olmayasın ha? İstersen bir odaya bak. He. Olur. Gel oğlum, bir odaya bak. Belki orada düşürmüşsün. Ha? İbrahim, açılmıyor bu kapı oğlum. Geliyorum Sultan Hala, dur. Açılmıyor hala. Öbür kapı gibi bu da sıkıştı herhalde. Ben anahtarı bulup gelene kadar sen yat dinlen, olur mu? Ama benim dizim var oğlum, onu seyredeceğim. Ben sana internetten açarım onu sonra. Mis gibi reklamsız izlersin hem. Öyle yapalım madem. Ben biraz uzanayım. Affet beni hala. Hepsi güzel günler hiç. İyi misin? İyiyim. Siz dinlenin, yarım saat sonra hareketlere başlarız. Tamam. Seher'cim, bu sabah daha iyisin sanki. Hava almaya çıkmanız da iyi gelmiş gibi. Evet, daha iyi hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Umudumu yüksek tutmaya çalışıyorum.
Çok sevindim canım. Seni böyle umutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Sen iyi ol da gerisi hiç mühim değil. Teyze. Günaydın. 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 Uyanmış mı teyzesinin bir tanesi? Uyanmış. Seni de çok özlemiş. Neyse Seher'cim. Sen dinlen canım. Bir şeye ihtiyacın olursa da seslenirsin. Ben bütün gün evdeyim. Çok sağ olun. Ben de sizi yalnız bırakayım. Yarım saat sonra tekrar geleceğim. Tamam. Umudunu yüksek tutuyormuş. Yatalak kalınca göreceğim ben o umudunu. Gerçekten rolünüzü çok iyi oynuyorsunuz. Yalnız merak ediyorum da... neden bu kızı sakat bırakmak istiyorsunuz? Çünkü Yaman'ı Seher'den daha çok hak eden biri var. Kardeşim. Yaman önünde sonunda bıkıp pes edecek. Kim yatalak bir kadınla ömrünü harcamak ister ki? Çayını al. Bu bardağın hali ne böyle? Al şunu. Tut. Bu ne Melahat? Ya sen bunu çamurla mı yıkıyorsun? Sen Zuhal Ağa'na bunu mu layık gördün? Bunu layık gördüysen o zaman... Bakın, hepinize söylüyorum. Ben artık bu koğuşun pisliğinden bıktım. Ya siz insan mısınız? Hayvan mı belli değil. Hemen bugün temizlik yapılacak. Hadi. Hemen. Önce senden başlayalım temizliğe. Anlamadım. Biz temizleriz Zuhal abla. Sen yeter ki emret. Sakın. Hayır. Hiçbiriniz dokunmayacaksınız. Bıyıklıyla döndü yapacak her şeyi. Şansını zorlama istersen. Ne diyorsun sen ya? Zorlarsam ne yaparsın ha? Ne yaparsın diye sordum sana. Ne yaparsın Melahat? Ne yaparsın? Söyle bakayım. Söylesene. Senin bundan sonra ağzın değil elin çalışacak. Bekle. Buradan başlayacaksınız. Bak, eğer beğenmezsem böyle buradan başlayarak her yeri tuvalete kadar yalatırım size. Duydun mu beni? Koku ne ya? Bu ne ya? Sen foseptik çukuruna falan mı düştün? Bu nasıl bir koku?
Hiç duş almadın mı hayatında sen? Ya ne bakıyorsun suratıma öyle? Git bir banyo yap. Leş gibi kokuyorsun. Ay. Ya git banyo yap. Bak banyo diyorum. Haberin var mı? Yazık Zuhal abla. Gariban, kimsesiz kadın. O bizim doğacımızdır, cennetliktir. Yapma. Ya bunu bu kokuyla cennetin arka kapısından bile almazlar. Bundan sonra buranın düzeni değişecek. Duydunuz mu beni? Hepinize insan olmayı öğreteceğim. Acıkmadın mı canım sen? Kahvaltıya inelim mi? Hı hı. Ama üçümüz birlikte yesek olur mu burada? Olur tabii. Ne yemek istersin? Omlet istiyor canım. Ama seninkinden. Bu sabah omletini ben yapacağım ateş parçası. Gerçekten mi? Teyze duydun mu? Teyzeminki gibi yapacaksın değil mi? Teyzeninki gibi yapacağım. Söz. Teyze, sen de şaşırdın mı? Amcam omlet yapacak. Şaşırmış mı benim akıllı bıdığım? Şaşkınlığını yerim ben senin. Kahvenizi çalışmadığınızda mı bırakayım? Kahve istemiyorum. Yumurta lazım bana. Yumurta mı? Tava. Tavalar nerede? Tava? Omlet yapacağım. Yumurtalar dolapta. Siz zahmet etmeseydiniz, Adalet Hanım'ı çağırayım gelsin yapsın. Kimseye haber verme, ben hallederim. Bana bak. Düzgün katlı onları. Bunlar sizin ucuz kıyafetlerinize benzemez.
Hepsi marka onların. Bir tane kat izi istemiyorum. Bu ne ya? Bu ne? Düzgün katla diyorum sana. Şunların hepsini al baştan katla şimdi. Delirtiyorsunuz ya. Bu bardağın hali ne? Kim yıkadı bunu? Ben yıkadım. Olmamış mı? Bir de soruyor musun? Sence olmuş mu bu? Ya kör falan mısın? İyi bak. Al şunu. Bir daha yıka. Bu sefer insan gibi yıka ama. Ya sen hala gidip yıkanmadın mı? Ya git tuvalette otur o zaman. Bir tek orada dikkat çekmezsin bu pis kokunla. Gitsene git, defol git şuradan. Of! Yazıktır ya. Yaşlı kadın. Yapmasaydın keşke böyle. Bırak. Ne yazığı? Ya yaşlı kadın, sen ben gibi değil ki. Hem koğuşun bu soğuğunda yıkansa... Ya sen bana açıklama mı yapıyorsun bu konuyla ilgili? Bir tane bez alsa, iki silinse bu kadar kötü kokutmaz burayı. Bize de yazık. Pisliğin açıklaması, mazereti falan olmaz. Maşallah ya. Hepinizin her şeye birer mazereti var. Maşallah. Bakın. Hepiniz... Ayağınızı denk alacaksınız. Buranın düzeni artık değişecek. Artık buranın başında ben varım. Bıyıklı değil. Ben geldiğimde hepinizin açlıktan ağzı kokuyordu. Soğuktan tir tir titriyordunuz. İki günde adam ettim sizi. Her şey. Burada artık her şey değişecek. Ya bana itaat edersiniz ya da tek telefonumla, bakın tekrar söylüyorum, tek telefonumla sizi eski leş günlerinize gönderirim. Açlıktan burada soğuktan titre titre geberirsiniz. Senin bir şey yapmana gerek kalmayacak galiba abla. Bu kadın böyle devam ederse isyan yakındır. Amcam hala gelmedi. Yoksa omleti yapamadım mı? Sakın. Umutsuzluğa kapılmak yok. Ben hep yanında olacağım senin. Doktorun söylediği en kötü ihtimal gerçek bile olsa... seni bir an bile bırakmayacağım. Anladın mı? Yapamasa da önemli değil teyzeciğim. Önemli olan niyeti, çabası. Geldim. Amca çok güzel kokuyor bu. Bakalım kokusu kadar tadı da güzel mi? Aç bakalım ağzını. Amca çok güzel olmuş. Bu çok lezzetli olmuş. Çok güzel. Nasıl yaptın peki bunu? Biri mi yardım etti? Ben yaptım. Yalnız. Ama bu... Senin yaptığın omlet gibi mi olmuş? Evet. Benim yaptığımın aynısı. İyi de sen doğru dürüst mutfağa bile girmezsin ki.
giriyorum aslında. Sen olduğunda. Seni izlerken aklımda kalmış her detay. Teyze versin de. Al meyve suyu iç biraz. Teyze biraz onun espri misin? Amca o omlet çok iyi olmuş. Bin tabak daha yiyebilirim. Peki o zaman madem öyle söyle bakalım ateş parçası. Teyzenin yaptığı omlet mi daha güzel yoksa benim yaptığım mı? Teyzeminki çok güzel. Ama seninki çok çok güzel. Aşk olsun ama. Ben sana o kadar omlet yapayım. Amcam bir kere mutfağa girsin, birinci seçilsin. Sen üzülme. Öyle demedim ben. Senin omletin de çok güzel. Özür dilerim, döküldü. Tamam, önemli değil. Şimdi üstünü değiştiririz. Adalet teyzene söyleyelim, o değiştirsin üstünü, olur mu? Tamam, ben hallederim, merak etme. Gel bakalım ateş parçası. Yok. Gömlekler nerede? Gömlekleri mi arıyorsun amca? En alttaki çekmecede. Şunu çıkaralım önce. Kaldır kollarını. Gel bakalım. Amca kafam kopacak. Düğmesini açmadık bunun. Düğmesini açalım. Şunu da giydik mi? Tamamdır. Giy bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel temizlediniz. Ben sizi izlerken yoruldum ya. Ellerinize sağlık. İbrahim. Sen misin o? Bulamadın mı oğlum daha anahtarı? Ağabeyciğim buldum buldum, hemen geliyorum. Allüş! Neredesin be sen oğlum? 40 saat oldu ben uyanalı. Ne has kokuyor bu ev böyle? Bu keleş koku da ne böyle oğlum?
Alleş İbrahim. Tosun paşam benim. Sen ne ettin böyle? Ne ara temizledin bu evi? Camlar bile pırıl pırıl. Benim bir söz verdiğimi tutarım halacığım. Seni kurtarmaya çalışırken de boş durmadım tabii. Hatta... gözlüğünü bile buldum. Ha, iyi bak lazım. Aferin sana. Aslan oğlum benim. Evet. Ateş parçasının üstünü değiştirdik. Evet. Hadi bakalım. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Güzel halletmişsiniz ama ufak bir terslik olmuş sanırım. Nasıl fark etmemişim? Bir dahaki sorunsuz olacak. Bu arada ilaç saatin geçiyor. Doktor düzenli olarak almanı söyledi. Biz Yusuf'la zaman geçirirken istersen sen işlerini hallet. Ne zamandır bizimlesin. İşler hallolur. Burada olmam daha önemli. Amca. Ben azıcık teyzemle yalnız kalabilir miyim? Onunla özel konuşmak isteyen bir şey var da. Peki. Madem özel konuşacak şeyleriniz var, ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Salondayım. Bir ihtiyacın olursa Yusuf'la haber edersin. Tamam, merak etme. Neymiş bakayım benimle özel konuşan şey? Yok ki, amcam hep yanımızda. Yanımızda olmasın diye, yalnız kalalım diye söyledim. Ne yapmak istersin peki? Çizim yapalım o zaman. Tamam olur. Sen kağıtla kalem getir. Tamam. Kapıyı aç abicim. Bekliyorum. Thank you.
Sesyon. Sultan bana uyuyor. Sesyon olmamız lazım. Yemeklerde, kuru temizlemede tamam. Yüklendim geldim hepsi. Sağ ol Gülbiciğim ya. Asıl gibi yetiştin valla. Gel. Bunlar bizim diye ki. Yanlış şeyler almışsın kuru temizlemeden. Olur mu abi, yanlışım var ya. Bunları kontrol edip aldım ben. Bizim evde kim 36 beden giyiyor ha? Bunlar kadın kıyafetleri. Ceketlerde ayrı bulu taşlı. Kim giyecek bunu? Ali komiser mi? İyi be, sana da iyilik yaramıyor. Teşekkür edeceğine yaptığına bak. Tamam kardeşim, haklısın. Sensin tamam. Tamam bak şu. Gel bakayım benimle, gel. Abi, çık bakayım şuraya. Aslansın, kaplansın. Hadi git şunları verin, değiştirin. Hadi. Allah oğlum. Sen bunların hepsini tek başına mı yapacaksın? Senin için halacığım. Kendime dedim ki öyle bir sofra kurmalıyım ki sultanlara yaraşır olsun dedim. Bu yüzden bu sofranın adı da Sultan Sofrası. Allah senden bin kere razı olsun oğlum. Çocuklar evi öyle bir temizlemiş, öyle bir dip bucak temizlemiş ki radyatörlerin içine kadar baktım, silmiş süpürmüş her bir tarafı. Maşallah oğluma. Orgadası da aldım. Elimden geleni yaptım. Vallahi benim çamaşırlar da tertemiz olmuş. Hepsi mis gibi kokuyordu. Benim gömlekleri de jilet gibi yapmış. Bravo sana. Güle güle komiserim. Ama bu kadar şaşırmanız da beni üzdü. Sonuçta karşınızda sıradan birisi yok. Tam bir temizlik neferi, mükemmel bir ev erkeği var. Dur bakalım İbo, daha yemeklerin tadına bakmadık. Harika olmuş bu. İçtiğim en iyi çorba olabilir. Sen mi yaptın gerçekten bunları? Hala mı tereddüt? Hala mı kuşku? Ya şu İbo size hiç mi yaranamayacak? Alnımın teri, elimin lezzeti var şu sofrada. Hadi yiyin, yiyin. Sonra översiniz beni. Tamam. Güneşimiz tamam. Şimdi sen de ağaçları çiz, olur mu? Teyze. Söyle canım. Sen şimdi biraz hastasın ya. Ben hep senin yanında olacağım. Bir şey isteyince bana mı sor, tamam mı? Sadece amcama sorma. Ben de hep senin yanında olacağım. Her şey misin sen benim? Seni hiç ama hiç yalnız bırakmayacağım. İtalya çok uzak mı teyze? Niye sordun? Siz hani gidecektiniz ya, onun için sordum. Yani uzak ama uçakla gidince çok da uzak değil. Biliyor musun teyze, ben hiç uçağa binmem. Çok istiyorum ülkecik binmeyi. Senin için de ben de sizinle geleyim. İnşallah bir tanem. İnşallah. Çişim geldi benim. Hadi koş, yap o zaman. Seni çok 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 seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.
abla, bir şey mi oldu? Hayır, bir kere sargı var lütfen. O nasıl lazım abla? Ya sen yine mi geldin benim burnumun dibine leş gibi kokunla? Git! Hadi git şuradan! Bana bak! Şişt. Sen bu akşam orada yatmayacaksın. Neden ağam? Cezalısın çünkü. Böylelikle yıkanmayı öğrenirsin. Şurada yatacaksın. Ama ben orada yatamam ki. Orada yatacaksın diyorsam orada yatacaksın. Duydun mu beni? Hadi. Allah'ım ya. Bakmayın siz de. Yatın zıbarın. Aferin sosyete. Aynen böyle devam et. Kendi kazdığın kuyuya düştün, düşeceksin. O zaman alacağım ben senin ifadeni. İsteğiniz var mı? Tek isteğim ona yardım etmek. Ama nasıl yapacağımı, tam olarak ne yapmam gerektiğini... Bazen tam da bu kadarı yeterlidir zaten. Yanındasınız, çaba harcıyorsunuz. Seher Hanım'ın bundan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Teyzeciğim. Teyze, açamıyorum kapıyı. Teyze, çıkamıyorum. Orada kaldım. Tamam teyzeciğim. Geliyorum ben şimdi hemen. Telefon. Teyze. Kimse yok mu? Biri yardım etsin. Teyze, açamıyorum kapıyı. Yardım et. Yusuf. Bir tanem. Duyuyor musun beni? Sakın korkma teyzeciğim. Teyze, ne oldu, aç kapıyı. Yardım et. Annem. Çıkar beni buradan. Yusuf. Teyze. Teyze. Tamam. Tamam, korkma teyzeciğim. Geliyorum ben. Ne olur çıkar beni buradan teyze. Teyze. Kimse yok mu?
Yusuf kilitli kaldı, biri yardım etsin. Teyze ne olur, çıkar beni. Yardım et, ne olur. Tamam, sakin ol teyzeciğim, geliyorum hemen. Teyze, nefes alamıyorum. Yusuf, Yusuf. Ne olur kapı, ne olur. Geliyorum Yusuf. Yusuf, dayan teyzeciğim. Dayan, geliyorum ben, dayan. Kimse yok mu? Teyze. Kimse yok mu? Nefes alamıyorum teyze. Tamam, tamam, sakin ol, geldim. Geldim. Korkma bir tanem, buradayım, yanındayım. Yusuf. Yusuf, sakin ol. Yusuf. Teyze, kurtar beni. Teyze. Yusuf, buradayım teyzeciğim. Buradayım. Yusuf. Teyze, aç kapıyı, ne olur. Nefes alamıyorum. Yusuf. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bir yardım etsin. Ne olur, kimse yok mu? Ne oldu? Niye yerdesin sen? Bırak. Beni bırak. Yusuf içeride kilitli kaldı. Yusuf. Amca. Amca, yardım et. Çekil kapının arkasından. Çekildin mi Yusuf? Evet. Yusuf. Amca. Onlar da kilitlemişti beni. Kötü adamlar. Yine öyle kapalı kaldım. Tamam, ateş parçası geçti. Buradayız biz. Bak, yanındayız. Canım, çok özür dilerim. Çok özür dilerim, ben gelemedim yanına. İyi misiniz? İyiyiz. Sen Yusuf'la ilgilen. Küçük Bey. Hadi gelin, önce elinizi yüzünüzü yıkayalım. Sonra da mutfakta süt ısıtalım, olur mu? Olur. Hadi. Gel hadi, kaldıralım seni. Merak etme. Tamam. İyi misin? Kardan adam olur da senden adam olmaz diyordum emme. Yanılmışım İbrahim. Sen beni çok mahcup ettin. Ettiğin laflar hiç eşkere değilmiş. Eline sağlık İbrahim. Gurur duyayım senden. Aferin sana, tombak oğlum benim.
Hadi size afiyet olsun, ben çok doydum. Ben bir abdestimi tazeleyeyim. Helal olsun sana kardeşim. Bunca zaman seni hafife alıp haksızlık etmişiz. Kusura bakma. Olur devrim, olur. Her insan hata yapar. Hem sen ne bileceksin benim bir dava adamı olduğumu? İnsan, kimse ona inanmasa bile davasından dönmemeli. Yapacağım dediklerinin peşinden gitmeli. Haklısın İbo. Belli ki tam bir dava insanı gibi adamışsın kendini yaptığın işe. Ama keşke benim ceketin iç cebindeki kuru temizleme faturasını da akıl etseydin. Bunu da kapının önünde buldum. Temizlik şirketinden gelenler düşürdü herhalde. Bu da mutfaktaki çöp sepetinin yanındaydı. Lokanta fişi. Nasıl? Çok zorlandın mı yemek siparişlerini kapıdan alırken? Allah Allah, kim bıraktı ki acaba bunları? Kesin biri benim itibarıma... Bak hala. İbrahim, bizden sır çıkmaz. Ama halam duyarsa fena keser ceza. Haklısın komiserim. Desene yine gol atamadık. Top yine kendi kalemde. Kapı sıkışmıştı zaten. Yetişebilsen de açamazsın. Bak ben de kırmak zorunda kaldım. Daha 5 dakika bile olmamıştı Yusuf'a söz vereli. Ne zaman ihtiyacın olursa yanında olacağım dedim. Yapamadım ama. Yetişemedim. Verdiğim sözü tutamadım. Seher'cim. İyi misin canım? Şimdi Cengerden öğrendim olanları. Yusuf banyoda kilitli kalmış galiba. Nasıl oldu? Kapıyı mı açamadın? Çok korktu içeride yavrum tabii. Sen nasılsın? Benimki de soru. Perişan olmuşsun. Merak etme yenge, çözüldü her şey. İyiyiz. Anladım canım. Şükür. Çok şükür. Bu arada Seher Hanım'ın iğne vakti geldi. Ben hemen yapıp sizi yalnız bırakayım. Yalnız iğneden sonra dinlenmesi gerekiyor. Kolunuzu verirseniz. İstemiyorum. Hayır. İğne, terapi, tedavi. Hiçbirini istemiyorum. Ama... İstemiyorum dedim. Bitti artık. Bundan sonra iğne falan olmayacağım.